Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Yekrumat Yasin Kara. Değerli arkadaşlarım, problemlerle ilgili şimdi soru tahminlerinde bulunacağım. Bu soruların hepsi benim problemler kitabımdan. Arkadaşlar inşallah çözümleri size faydalı olur. Tek tek özellikle seçtim. Yani hem konuyu tekrar ettirsin hem de çıkabilir diye düşündüğüm soru tiplerini sizlerle paylaşacağım. Daha önce de problemlerle ilgili zaten birçok çalışmam var ama çok istendi. Ben sizlerle yine bir problem kampı yapalım istiyorum. Sizden isteyeyim arkadaşlar, çayınızı, kağıdınızı ve kaleminizi alın, arkanıza yaslanın, soruyu durdurun. Benden önce muhakkak ki uğraşın. Daha sonra arkadaşlar yaptıysanız bile çözümünü hızlıca dinleyin. Yapamadıysanız arkadaşlar çözümünü muhakkak ki dinleyin. Bu şekilde sizlerle bir problem kampı yapmış olalım. Sayı kesir problemleri, yüzde, yaş, orantı, grafik, ortalama. Arkadaşlar bu problemlerin tamamıyla ilgili şimdi güzel bir çalışma yapacağız. Soru tahmini ve tekrar çalışması yapacağız. O zaman ne diyelim? Başlasın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Sayı kesir test 13'ün çözümlerine başlıyoruz. Tarık'ın evindeki çamaşır makineleri yukarıda verilmiştir. Bu makinelere ait bilgiler ise aşağıda verilmiştir. Her iki çamaşır makinesinin yarısı çamaşır doludur. Değerli arkadaşlarım, şimdi büyük çamaşır makinesinin hacmi 6x olsun. Küçük çamaşır makinesinin hacmi de 6y olsun. Fakat bunların yarısı dolu olduğu için bunun 3x kadar kısmı dolu. Bunun da arkadaşlar 3y kadar kısmı dolu. Şimdi buraya dikkat edin. Büyük çamaşır makinesi dolduktan sonra kalan çamaşırlar küçük çamaşır makinesine atılacaktır. Büyük çamaşır makinesine 45 kilogram çamaşır atılmak istenirse her iki makinenin de dolduğu ve 6 kilogram çamaşır arttığı görülüyor. Değerli arkadaşlarım, şimdi her iki makinenin de dolduğu diyor. Bu makinedeki boş kısım ne kadardı? 3x kadardı. Bu makinedeki boş kısım ne kadardı? 3y kadardı. Bakın 6 kilogramda çamaşır artmış. Bu 6 kilogramı da eklersem neye eşit olacak arkadaşlar? 45'e eşit olacak. Neden? Çünkü 45 kilogram çamaşır atılmak istenirse diyor. Büyük çamaşır makinesine 29 kilogram çamaşır atılmak istenirse bir miktar çamaşır artıyor ve artan çamaşır küçük çamaşır makinesine atıldığında küçük çamaşır makinesinin 1/3'ünün boş kaldığı görülür. Şimdi değerli arkadaşlarım, buraya çok dikkat edeceğiz. Bakınız 29 kilogram çamaşır atılacak. Peki ne olmuş? Büyük çamaşır makinesi komple dolmuş. Yani 3x kadar boş kısım vardı ya, o 3x doldu. Küçük çamaşır makinesinin 1/3'ünün boş kaldığı görünüyor. Peki küçük çamaşır makinesinin hacmi ne kadardı? Bakın 6y'ydi. 6y'nin 1/3'ünü bulun arkadaşlar. O da ne yapar? 2y boş kaldı. O zaman bunun da doluluk oranı ne oldu? 4y. Zaten 3y doluydu. Demek ki 1y atıldı. Bakın birçok arkadaş burayı kaçırdı. Bakın 4y kadar kısmı dolu olacak. Zaten 3y kadar kısmı başlangıçta dolu diyor. Bakın her iki çamaşır makinesinin yarısı çamaşır doludur diyor. O zaman ne olacak arkadaşlar? Buraya da y kadar attı. Y kadar atınca bu oldu. Şimdi arkadaşlar şunu öbür tarafa atalım hemen. Ne oldu? 3x artı 3y eşittir 39. Her iki tarafı 3'e bölün. X artı y eşittir 13. Değerli arkadaşlarım şunu da hemen altına yazın. 3x artı y eşittir 29. 3x'ten x gitti. 2x kaldı. Y'den y gitti gitsin. 29'dan 13 giderse 16. Arkadaşlar x ne geldi buradan? 8 geldi. X'in 8 geldiğini buldum. Çok güzel. X 8 ise y nedir arkadaşlar? 8'e ne eklersen 13 olur? 5. O zaman y'de ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. Evet, x'in cevabı 8, y'nin cevabı 5. Bana diyor ki büyük çamaşır makinesi toplam kaç kilogram çamaşır almaktadır? Arkadaşlar büyük çamaşır makinesi toplam 6x kadar çamaşır alabiliyor. X'i de 8 bulduk. O zaman 6x neye eşit olur? 6 çarpı 8'den 48'e eşit olur. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? 48 kilogram olmuş oldu. Bence harika bir soruydu arkadaşlar. Dikkatli okumanız gereken bir soruydu. Birçok arkadaş takılmış bu soruda. Takıldığınız nokta bakın. Burada okurken dikkat etmeniz gerekiyor. Küçük çamaşır makinesinin 1/3'ünün boş kaldığı demek 6y'nin 1/3'ü 2y kadar boş kalıyor. O zaman 4y kadar doldu. Ama başlangıçta 3y kadar dolu olduğu için sonradan ne kadar koyuldu arkadaşlar? Y kadar koyuldu. Buna dikkat etmeniz gerekiyordu. Yani şuradaki y aslında doğru olan y'ye kadar koyuldu. Zaten büyük çamaşır makinesi bakın ne diyor? Komple doluyor diyor. O da ne kadar? 3x ve arkadaşlar bu ne zaman oldu? 29 kilogram çamaşır atıldığı zaman oldu. Timur 2 saniyede 10 tane leblebi, Hakan ise 3 saniyede 18 tane leblebi yemektedir. Bir miktar leblebi aynı anda yemeye başlayan bu iki kişiden Timur 120 leblebi yediğinde Hakan'ın yemesi gereken 48 leblebi kalmıştır. Timur ve Hakan son leblebilerini aynı anda yemeği bitirdiklerine göre İkisi birlikte toplam kaç tane leblebi yemiştir? Arkadaşlar soruları güzelce anladıktan sonra çözümlerini dinleyin ki size faydalı olsun. Artı yazarak devam edin. Bakın çözümleri yazarak analiz edin. Problemleri oturtmak istiyorsak böyle yapacağız. Şimdi
2 saniyede 10 tane leblebi yiyorsa arkadaşlar, Timur o zaman 1 saniyede 5 leblebi yer. Bakın Timur 1 saniyede 5 leblebi yer. Peki Hakan 3 saniyede 18 yiyorsa o zaman arkadaşlar, Hakan da o zaman saniyede 6 leblebi yiyecektir. Şimdi ne diyor? Bu bir miktar leblebiyi aynı anda yemeye başlayan bu iki kişiden Timur 120 leblebi yediğinde. Şimdi Timur'un 120 leblebi yemesi için arkadaşlar bir leblebiyi, bakın 1 saniyede 5 leblebi yiyor değil mi? O zaman 120 leblebi yemesi için ne kadar zaman gerekir? Hani 120 leblebi bulacağız. Peki 120, 5'in kaç katı arkadaşlar? 24 katı. O zaman Timur için 24 saniye gerekir. Devam ediyorum. Yediğinde diyor Hakan'ın yemesi gereken 48 leblebi kalmıştır. Yani o zaman Hakan için de 24 saniyeli zaman geçti. Neden? Çünkü Timur ve Hakan aynı anda leblebi yemeye başlıyorlar. Yani burada Hakan için de yine 24 saniye geçmiştir. Ama diyor ki bakın Hakan'ın yemesi gereken 48 leblebi kalıyor. Demek ki Hakan daha 48 leblebi yiyecek. Peki Hakan 48 leblebi yiyecekse arkadaşlar, Hakan'ın 48 leblebi yemesi için kaç saniye gerektir? 6 leblebi için 1 saniye gerekiyor. O zaman 48 leblebi için kaç saniye gerekir arkadaşlar? Bakın 1 leblebi için, pardon, 6 leblebi için 1 saniye. 48 leblebi için bunun kaç katı arkadaşlar? 8 katı. O zaman 8 saniye gerekli. Şimdi burada sizin dikkat etmeniz gereken olay, bakın büyük bir dikkatle dinleyin. Şimdi 8 saniyede 48 leblebi yediyse o zaman 24 saniyede kaç leblebi yemiştir arkadaşlar? 8'in 3 katı. O zaman 48'in 3 katını alın. 144. Sadece Hakan'ın yediği leblebileri bulalım. 48 artı 144. Tamam, bu Hakan'ın yedikleri. Şimdi gelelim Timur'un yediklerine arkadaşlar. Şimdi Timur en başta 120 leblebi yedi değil mi? Bakın Timur en başta 120 leblebi yedi. Peki Hakan 8 saniye daha leblebi yiyecek ya. O zaman Timur da 8 saniye daha leblebi yiyecek. Peki Timur 8 saniyede kaç leblebi yer? 1 saniyede 5 leblebi yiyorsa 8 saniyede 8 kere 5'ten ne yapar arkadaşlar? 40 leblebi yiyecektir. Şimdi bunların ikisini toplayalım. Buradan ne geldi? 160. Buradan ne geldi? 192 geldi. Değerli arkadaşlarım, bu ikisini de toplarsak, yani 192 ile 160'ı da toplarsak ne gelir? Sonu 2. 15'in 5'i elde var 1. 352. O zaman Timur ve Hakan toplam 352 tane leblebi yemiştir arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bu toplama işlemiyle. Şöyle yüzeysel olarak bir daha özet geçecek olursak, bakınız. Diyor ki bir miktar leblebi aynı anda yemeye başlayan bu kişiden Timur 120 leblebi yediğinde diyor. Timur'un 120 leblebi yemesi için arkadaşlar, bakın bir leblebi değil de bakın 5 leblebiye konsantre olun. 5 leblebi için 1 saniye gerekiyor. 120 leblebi için kaç saniye gerekir? 24 saniye gerekir. Buna çok dikkat edin. Şimdi bu 24 saniye aynı zamanda Hakan için de geçmiştir. Yani demek ki arkadaşlar Hakan da yine 24 saniye leblebi yiyecek. Peki Hakan 1 saniyede 6 leblebi yiyorsa 24 saniyede ne kadar yer? 144 tane leblebi yer. Sonra diyor ki Hakan'ın yemesi gereken 48 leblebi kalmıştır. 48 leblebi Hakan kaç saniyede yer? 8 saniyede arkadaşlar. Onu da söyledik. Peki bu 8 saniye, hani leblebi yemeği aynı anda bitirmişler ya arkadaşlar. O zaman bu 8 saniye aynı zamanda Timur da leblebi yemeyecek mi? Yiyecek. O zaman Timur 8 saniyede kaç tane leblebi yer? Onda nasıl bulduk? 1 saniyede 5 leblebi ise 8 saniyede 8 kere 5'ten 40 leblebi dedik. Bunları topladık. 352 leblebi olmuş oldu. Bir mağazada satılmak üzere 96 adet buzdolabı tüm çalışanlar arasında paylaştırılmıştır. Abdülkadir kendi payına düşen sayıda buzdolabını sattıktan sonra işi bırakmıştır. 3 çalışan ise izne ayrıldığı için hiç buzdolabı satmamıştır. Mağazada kalıp izne ayrılmayan çalışanlar izne ayrılan bu kişilerin buzdolaplarını eşit olarak paylaşmış ve bu buzdolaplarıyla başlangıçta kendi paylarına düşen buzdolaplarını satmıştır. Abdülkadir'in sattığı buzdolabı sayısı bir iş arkadaşının sattığı buzdolabı sayısından 9 az olduğuna göre Abdülkadir'in bir iş arkadaşının sattığı buzdolabı sayısı kaçtır? Değerli arkadaşlarım, şimdi 3 çalışan izne ayrıldığı için hiç satmıyor. Bakınız. Kişi burada önce olayın formülünü geliştirelim. Bakın kişi başı düşen dolap sayısı, tamam mı, çarpı kişi sayısı neye eşit verir bana? 96'ya verir. Çünkü 96 tane buzdolabı paylaştırıldı. Yani kişi başı düşen dolap sayısı çarpı kişi sayısı eşittir 96 olacak. Değerli arkadaşlar, bakın Abdülkadir kendi payına, Abdülkadir'in kendi payına B tane buzdolabı düşsün. Kişi sayısı da K olsun. Eşittir 96. Fakat ne olmuş? Abdülkadir B tane buzdolabını satmış. 3 çalışan ise izne ayrıldığı için 3 B tane satmamış. Bakın 3 tane çalışanın satması gereken 3 B tane buzdolabı satılmamış.
Peki bu satılmayan buzdolapları ne olmuş arkadaşlar? Mağazada kalıp diyor. Bakın Abdülkadir gitti çünkü. Abdülkadir işi bıraktı. Mağazada kalıp izne ayrılmayan çalışanlar. Peki mağazada kalıp izne ayrılmayan çalışanlar kaç kişi arkadaşlar? Normalde kişi sayısı K idi. Abdülkadir gitti. K-1. Bakın 3 kişi de izne ayrıldığı için ne oldu arkadaşlar? K-4 kişi. Bunlar mağazada kalanlar. Bakın bunlar mağazada kalanlar arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ne diyor? Mağazada kalıp izne ayrılmayan çalışanlar izne ayrılan bu kişilerin buzdolaplarını eşit olarak paylaşmış. Şimdi bu izne ayrılanların satması gereken ne kadar buzdolabı vardı? 3B tane buzdolabı vardı. Bu 3B tane buzdolabını kim paylaştı arkadaşlar? K-4 kişi aralarında paylaştı. Peki ne oldu sonra? Bakın bunlar Abdülkadir'den 9 tane daha fazla buzdolabı sattılar. Yani diyor ki bakın Abdülkadir'in sattığı buzdolabı sayısı bir iş arkadaşının sattığı buzdolabı sayısının 9 az olduğuna göre diyor. Şimdi 9 az olması demek arkadaşlar burada bu kişilerin de 9 fazla satması demek. Yani mağazada kalanlar 9 fazla sattılar. O zaman arkadaşlar bu kaça eşit olacak? 9'a eşit olacak. Bunu 3'e bölün 1. Bunu 3'e bölün arkadaşlar. 3 oldu. Şimdi bakın. Burada şu hemen şöyle bir şey yapabiliriz. B eşittir. 3K-4. Bakın 3K-4 yazabilirsiniz arkadaşlar. Peki buradan sonra ne yapacağız? Bakın B çarpı K eşittir 96 demiştik ya arkadaşlar. B'nin yerine 3 çarpı K-4 yazın. 3 çarpı K-4 çarpı K. Bakın K eşittir 96. Değerli arkadaşlarım 3'e bölelim. 3'e bölelim. K-4 çarpı K. O da eşittir 32 oldu. Peki arkadaşlar K ne olur burada? Bakın denemeye gerek yok. K eşittir 8 direkt belli. K mecburen 8. Peki bir iş arkadaşının sattığı buzdolabı sayısı kaçtır diyor. Şimdi K'ya 8 verirsek arkadaşlar. K'ya 8 verirsek B ne olur? Hani B çarpı 8 eşittir 96 olacak ya. O zaman B'nin ne olması gerekir? 12. Yani kişi başı 12 tane buzdolabı düşüyordu. Kişi başı 12 tane buzdolabı düşüyordu normalde. Bakın 12 var sakın işaretlemeyin. Ne diyor? Abdülkadir'in bir iş arkadaşının sattığı buzdolabı sayısı kaçtır? Arkadaşlar bir iş arkadaşı Abdülkadir'den 9 tane fazla satmıştı değil mi? Yani normal şartlarda dağılsaydı şuna göre dağılacaktı. Ve her bir kişi 12 tane satacaktı. Ama izne ayrılanlar yüzünden onlar fazla sattılar. O zaman arkadaşlar 12 çarpı 12 artı 9 dersek direkt ne olur? 21 olacaktı. Değerli arkadaşlarım bakınız. Bu soruyu belki daha farklı şekilde daha kolay da çözebilirsiniz. Bakın ben bunlara asla ve asla hayır demiyorum. Yani bunlar yanlıştır, doğru değildir gibi şeyler söylemiyorum. Ama arkadaşlar şu sistemle her şeyi çözersiniz. Ben burada şimdi kimsenin işlem yürütmesine, ondan sonra şıklardan gitmesine bir şey demiyorum. Ama benim şu anlattığım test edilmiş ÖSYM soruları üzerinde test edilmiş garanti bir yöntem. Bu yöntem garanti bir yöntem arkadaşlar. Yusuf her ay aldığı maaşın 1/4'ünü biriktirmektedir. Yılın ilk 6 ayında her ay eşit miktarda maaş alan Yusuf, yılın son 6 ayında da her ay eşit miktarda zamlı maaş üzerinden maaşını almıştır. Yılın ilk 6 ayından sonra Yusuf'un maaşı 1/5 oranında artmış ve yıl sonunda 2640 TL para biriktirmiştir. Arkadaşlar bakın paydada 5 var, paydada 4 var. O zaman biz Yusuf'un maaşına ne diyelim? Hani kesirlerle uğraşmıyorum. 20M diyelim. Yusuf her ay 20M maaş alıyor. Şimdi her ay maaşın ne kadarını biriktiriyor? 1/4'ünü. O zaman arkadaşlarım 20M'nin 1/4'ünü bulalım mı? Bulalım. Ne geldi buradan? 5M. Çok güzel. Peki ne diyor? İlk 6 ay böyle alacak. Yani o zaman 5M çarpı 6. O da eşittir. Kaç oldu arkadaşlar? 30 oldu. 30M maaş aldı. Şimdi zam bu alacak. Ne kadar zam aldı? 1/5 oranında. Yani 5'te 1'i kadar. 20M'nin 5'te 1'ini bulalım değerli arkadaşlarım. Ne geldi? 4M geldi. 4M zam yaparsak artık Yusuf'un maaşı ne olur? 24M. Onun artık yeni maaşı arkadaşlar. Şimdi yeni maaşı 24M. Ve yine maaşının 1/4'ünü biriktirecek. 24M'nin 1/4'ünü bulalım arkadaşlar. O da kaç yaptı? 6M yaptı. Yani 6M kadar biriktiriyor. Kaç ay biriktirecek? 6 ay kadar biriktirecek. O zaman 6M çarpı 6 yaparsak ne olur? 36M olur. Aslında direkt 30M'nin 1/6'sını alıp ekleseydik de yine bunu bulurduk da ben hani olay olur ya parçalar üzerinde oynama olur sorularda. Zor soruyla karşılaşmayın diye her türlü şeyini hesapladım. Ama bu şekilde de bence çok güzel olurdu. Hani 30M'nin 1/6'sını hesapladık 6M. Diğer aylarda hani zamlı maaş üzerinden alıyor. 6M fazla biriktirirdi 36M olurdu. Ama kafanız karışmasın. Şimdi 30M ile 36M'yi toplarsak ne olur arkadaşlar? 66M olur. Peki 66M'de neye eşit? 2000
645. Değerli arkadaşlarım, hemen buradan M'yi bulalım. M buradan 40 geliyor arkadaşlar. M buradan 40 geliyor. Tamam, çok güzel. 40'ı bulduk. Şimdi bana diyor ki, buna göre Yusuf'un maaşına kaç TL zam yapılmıştır? Arkadaşlar, Yusuf'un maaşına ne kadar zam yapılmıştı? Normalde maaşı 20 M idi. Yeni maaşı ne oldu? 24 M oldu değil mi? Yani 4 M zam yapıldı. 4 M zam var. Peki M'yi ben ne buldum? 40 buldum. O zaman 4 çarpı 40 yaparsam arkadaşlar, o da kaç yapar? 160 yapar. Yani o zaman cevabımız 160 olacaktır. Arkadaşlar, 5. soru mükemmel bir soruydu. Musa Bey kendisine takım elbise almak için bir giyim mağazasına gitmiştir. Giyim mağazasındaki takım elbiselerin fiyatları ve markaları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki fiyatlar soldan sağa doğru azalan düzende verilmiştir. Musa Bey bu mağazadan en pahalı 3 takım elbiseyi almak istediğinde parasının 1/14'ü kadar daha paraya ihtiyaç duyduğunu, en ucuz takım 4 takım elbiseyi almak istediğinde ise parasının 1/7'sinin arttığını görmüştür. B ve C marka takım elbiselerin toplam fiyatı kaç liradır? Değerli arkadaşlarım, Musa Bey'in parasına 14x diyelim. Yani Musa Bey'in parası 14x olsun. Yani bu önemli. Şimdi Musa Bey'in parası neden bu kadar oldu? Çünkü arkadaşlar hem 14'ü hem 7 bölünebilen bir sayıdır bu. Şimdi diyor ki soldan sağa doğru azalan düzende. En pahalı 3 takım elbise. En pahalı 3 tanesi nedir? 650 artı M artı ne? Ne olmuş arkadaşlar? Parasının 1/14'ü kadar daha pahalıya ihtiyaç duyuyor. Yani parasının 1/14'ü ne kadar? 14x'in 1/14'ünü bulalım arkadaşlarım. X kadar daha paraya ihtiyaç duyuyor. Demek ki en pahalı 3 takım elbisenin fiyatlarını ben toplarsam 14x artı x'ten ne olacaktır? 15x olacaktır. Çok güzel. Diyor ki en ucuz 4 takım elbiseyi almak istediğinde, yani en ucuz nedir arkadaşlar? Küçükten büyüğe doğru sıralandığına göre M, N 250 artı 100. Yani ne oldu? M artı N artı 350 oldu arkadaşlar. O zaman da ne olmuş? Parasının 1/7'sinin arttığını hesaplamıştık. Şimdi parasının 1/7'sini bulalım. 14x parası vardı ya hani. 14x'in 1/7'sini bulalım. Kaç yaptı arkadaşlar? 2x yaptı. 2x parası arttığına göre demek ki bu şekilde alırsa ne kadar arkadaşlar? 13x demek ki. Hani pardon, 2x artacak değil mi? 14x'ten 2x çıkartın. Demek ki 12x olacak. Hani parası 14x, 1/7'si artıyor. Yani 2x kadar artıyor. Bu artan para arkadaşlar. O zaman geriye kalan para nedir? 14x-2x'ten 12x. Arkadaşlar hemen burada şu ikisini şöyle birbirinden çıkarırsak, bakın çok kolay bir şekilde 650'den 350 çıkarın. 300. M'ye gitti. N'ye gitti. Ne geldi buradan? 3x eşittir 300. X eşittir 100 geldi. Şimdi x'in 100 olduğunu bulduk. Çok güzel. Peki x'in 100 olduğunu bulduk ya, koyalım yerine. 15 çarpı 100 eşittir. Ne oldu? 1500. O zaman 650 artı M artı N, o da eşittir 1500 oldu. Atalım bu tarafa. M artı N ne oldu arkadaşlar? 850 oldu. Çok güzel. O zaman B ve C marka takım elbiselerin fiyatları toplamı nedir? 850 TL. Bence mükemmel bir soruydu arkadaşlarım. Sorular altına da şahsi yorumlarınızı yaparsanız ben çok mutlu olurum. Arkadaşlar, elimden geldiği kadar ne çok uzun tutup kimseyi bunaltmamaya çalışıyorum, ne de çok kısa tutup üstün körü iş yapmaya çalışıyorum. Burada amacım size faydalı olabilmek. Eğer siz de benim gibi yazarak, benim ağzımdan çıkan bu kelimeleri kullanırsanız çıkacak bütün soruları yaparsınız. Bunu tüm açık niyetimle söylüyorum. Ben denedim arkadaşlar. Benim, bırakın kendimi, öğrencilerim hiçbir soru karşısında Allah'ın izniyle kolay kolay zorlanmadı. İstanbul'da bir paketleme şirketinde çalışan Yekta, verilen bir sipariş üzerine belli sayıdaki misketi elindeki torbalara yerleştirecektir. Yekta her bir torbaya 3 misket yerleştirmek istediğinde torbaların hepsinin dolduğunu ve 18 misketin arttığını, her bir torbaya 4 misket yerleştirmek istediğinde ise torbanın 1/10'unun boş kaldığını görüyor. Buna göre Yekta'nın elinde başlangıçta ne kadar misket vardır? Arkadaşlar şimdi bakın, torbaların 1/10'u diyor. Dikkat edin buraya. O zaman Yekta'nın elindeki torba sayısına biz ne diyelim? 10x diyelim. Yani Yekta'nın elinde 10x tane torba var. Tamam mı? Her bir torbaya 3 misket yerleştirmek istiyor. Bakın, bir torbada bulunan misket sayısı çarpı torba sayısı, siz bunu açık haline yazın, tamam mı? Eşittir ne yap, neyi verir bana? Toplam misket sayısını verir. Toplam misket sayısını verir. Peki arkadaşlar, bir torbada bulunan misket sayısı ne olacak o zaman? Her torbaya 3 misket yerleştirmek istediğinde. 3 tane koydu. Torba sayısı ne? 10x.
O zaman arkadaşlar ne oldu? 32 tane misketi koydu. Ama diyor ki 18 tane de artmış. O zaman bu artanları da eklersem 30x artı 18 tane demek ki Yekta'nın elinde misket var. Yani Yekta'nın elinde bu kadar misket var. Toplam misket sayısı. Buna dikkat edin. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki her bir torbaya 4 misket yerleştirmek istediğinde ise torbaların 1 bölü 10'un boş kaldığını görüyoruz. Şimdi torbaların tamamı 10x'ti ya. Arkadaşlar 10x'in 1 bölü 10'unu bulun. Ne yapar? X yapar. X kadarı boş kalırsa o zaman ne kadar olur? 9x tane koyacak. Peki her bir torbaya kaç tane koyacak arkadaşlar? 4 tane koyacak. O zaman 9x çarpı 4. Bu da ne oldu arkadaşlar? 36x oldu. Peki toplam misket sayısı burada da yine aynı değil mi? Yine aynı. Yani 36x ile bu birbirine eşit. O zaman 36x eşittir 30x artı 18 diyelim. Atın bu tarafa arkadaşlar. 6x eşittir 18. X eşittir 3 gelecektir. Şimdi bana diyor ki başlangıçta yeklendirdeki misket sayısı kaçtır? Arkadaşlar toplam misket sayısını bulmak için x'e 3 koyup 30 kere 3 90 18 daha ne yaptı? 108 yaptı. Değerli arkadaşlarım bir kez daha söylüyorum. Şu anda bu soruları dinliyorsanız doğru yoldasınız. Bakınız bunları aynı şu sistemde çözerseniz problemlerin mantığını oturtursunuz. Resmen bir özel ders edasıyla anlattığımı düşünüyorum arkadaşlar. Çok ince detaylara girerek sizleri boğmak istemiyorum. Hayırlı olsun diyeyim. Enes ve Ensar bir iş yerinde aynı gün işe başlamışlardır. Enes'in maaşı her 3 ayda bir 40 TL artmaktadır. Ensar'ın maaşı her 2 ayda bir 30 TL artmaktadır. Enes'in ilk maaşını aldıktan 8 yıl sonraki maaşı 2300 TL'dir. Enes'in ne demiş? Ensar'ın ilk maaşı Enes'in ilk maaşından 480 lira fazla olduğuna göre Ensar'ın ilk maaşını aldıktan 4 yıl sonraki maaşı kaç TL'dir? Değerli arkadaşlar şimdi bakınız. Enes'in maaşı her 3 ayda bir 40 TL artıyor. Yani o zaman 1 yılda ne kadar artar? 1 yılda kaç tane 3 ay var? 4 tane. O zaman 1 yılda 160 lira artar. Peki Ensar'ın maaşı her 2 ayda bir 30 lira artıyor. Yılda kaç tane 2 ay var? 6 tane. 6 kere 30 ne yaptı? 180 lira. Yani Enes'in yıl sonu maaşı 160 lira artmış oluyor. Ensar'ın yıl sonu maaşı 180 lira artmış oluyor arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Enes bakın Enes ilk maaşını aldıktan 8 yıl sonraki maaşı 2800 TL. Şimdi kaç yıl sonra? 8 yıl sonra. Bakın arkadaşlar her yıl Enes ne kadar zam alıyor? 160 lira zam alıyor. O zaman 160 ile bir kere 8'i çarpalım. Tamam mı? Ne geldi? 6 kere 8, 48'in 8 elde var 4. 1280 TL zam geldi. Çok güzel. Peki 1280 TL zamı. Bakın 1280 TL zamı. Bir çıkaralım 2800'den. Çıkaralım. Ne yaptı arkadaşlar? 1520 yaptı. Demek ki o zaman bakın o zaman arkadaşlar o zaman Enes'in ilk maaşı 1520 TL. Enes'in ilk maaşı 1520 TL. Peki ne diyor bana? Bakın buraya dikkat edin. Diyor ki Ensar'ın ilk maaşı Enes'in ilk maaşından 480 lira fazla. O zaman şundan 480 lira fazlaysa 1520'ye bir 480 ekleyelim mi arkadaşlar? Ekleyelim. 0. Ne geldi? 10'un 0 elde var. 1. 2000 lira yaptı mı? Çok güzel. Bana neyi soruyor? Ensar'ın ilk maaşını aldıktan 4 yıl sonraki maaşı. Bak 4 yıl sonraki. Her yıl ne kadar zam vardı? 180. 4 yılda ne kadar zam olur arkadaşlar? 180 çarpı 4'ten 720 TL zam olur. O zaman 720 TL zamı 2000 üzerine eklersek ne olur arkadaşlar? 2720 TL zam olacaktır. Beni mahvetti şu sorum. Yeminle mahvetti. Bak beni ne kadar yavaşlattı ve ne kadar kastı. Farkındasınız. Çok dikkat edilmesi gereken kolay bir soru. Bak işte tam yeni nesil bu işte. Onu bunu yaparken dikkatim bir dağılıyor. Hop bir bakmışsın alt takla gitmiş. Mahvolmuş gitmişsin. 30 adet kalemi olan Yakup'un siyah kalemlerinin sayısı kırmızı kalemlerinin sayısının 2 katıdır. Şimdi arkadaşlar siyah kalemlerinin sayısı mesela şuradakinin ne olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ama ne diyor? Kırmızı kalemlerin sayısının 2 katıdır. O zaman şöyle diyelim.
Şurada 2x tane siyah kalem olsun. Toplam siyah kalem sayısı ne oldu arkadaşlar? 2x artı 6 oldu. Hocam niye x demedin? Bak diyor ki siyah kalemlerinin sayısı kırmızı kalemlerinin sayısına dikkattir. O zaman kırmızı kalemlerinin sayısı da bu 2x artı 6'nın yarısı olacak. Ne olur arkadaşlar? X artı 3 olur. Peki kaç kalem vardı Yakup'un elinde? 30 kalem vardı. Arkadaşlar siyah kalemlerin sayısını toplayalım. 2x artı 6. Peki kırmızı kalemlerin sayısını toplayalım. X artı 3. Peki mavi kalemde ne kadar? 3 kadar. Bunları toplarsak ne olur? 2x, 1x daha ne oldu? 3x oldu. 6, 6 daha ne oldu? 12 oldu. 3x artı 12. Peki arkadaşlar bu kaça eşit? 30'a eşit. O zaman 12'yi bu tarafa atın. 3x eşittir 18. X eşittir 6 gelecektir. Yakup'un kaç adet siyah kurşun kalemi vardır? Arkadaşlar hemen 6 işaretleyebilirsiniz ama bakın. Siyah kurşun kalem sayısına biz ne dedik? 2x dedik. 6 kere 2'den ne olacak? 12 olacak. Arkadaşlar şimdi test 16 5. sorudayız. Gerçekten çok değerli bir soru. Karşınıza farklı farklı şekillerde gelebilir. Terazi, ondan sonra para sayma. Bakın bir öğretmen sınıfa getirdiği sarı, mavi ve kırmızı, mor, yeşil ve turuncu kartları yukarıda verilen görseldeki gibi panoya yapıştırmıştır. Daha sonra sınıftaki öğrencilerden 3 kişiye birbirinden farklı olacak şekilde 5'ten 9'a kadar olan doğal sayılardan sayı söylemesini istemiş ve öğrencilerin söyledikleri sayıları sarı, mavi ve kırmızı karttan içine yazmıştır. Bakın bunun içine yazmış. Nereden nereye söylemiş? 5'ten 9'a kadar olan sayılardan istemiş. Altta bulunan mor, yeşil ve turuncu karta üstüne denk gelmeyen kartların üzerindeki sayıların toplamı yazılmıştır. Buna dikkat edin. Üstüne denk gelmeyen. Mor, yeşil, turuncu kartların üzerinde yazan sayıların toplamı 44 olduğuna göre aşağıdaki sayılardan hangisi sarı, mavi ve kırmızı kartların üzerinde kesinlikle yazan sayılardan biridir. Arkadaşlar buna A sayısını yazın, buna B sayısını yazın, buna C. Şimdi bakın ne diyor? Diyor ki mor, yeşil, turuncu kartların üzerine yazan sayıların toplamı 44. Toplayın bunları. A artı B artı C. Neye eşit arkadaşlar? 44'e. Fakat arkadaşlar ben şimdi size burada daha farklı bir şey göstereceğim. Bu şekilde gidersek çok uğraşabiliriz. Çünkü yukarıdan da sayılar gelecek. Bakınız ne yapacağız? Şimdi göstereceğim şeye çok dikkat edin. Şöyle yapalım. Bunun içine A sayısını yazsa, buna B yazsa, buna C yazsa, tamam mı? Şimdi şunun içine ne yazar? Morun içine üstüne denk gelmeyen, yani B ile C'nin toplamını yazacaktır. Yeşilin üzerine A artı C'yi yazacaktır. Turuncunun üzerine A artı B'yi yazacaktır. Değerli arkadaşlarım, bakınız. Şimdi bu üçünün üzerine yazan sayıların toplamı da ne olacak? 44. Yani 2A artı 2B artı 2C eşittir 44 olacak. Peki 2'ye bölersek ne olur? A artı B artı C eşittir 22 olacak. Şimdi bana dikkat edin. Bu toplamın 22 olması için neleri tercih edebilirim? Bakın ne demişti? Sınıftaki öğrencilerin 3 kişiye birbirinden farklı olacak şekilde 5'ten 9'a kadar olan doğal sayılardan sayı söylenmesini istemiş. Ve öğrencilerin söyledikleri sayıları sarı, mavi ve kırmızı kartların içine yazmış. Yani A artı B artı C 22 olacak. Peki ne olabilir arkadaşlar? Mesela biri 9'u söylese, öbürü 8'i söylese 17, diğeri 5'i söylese olur. Başka? Mesela hiç 9'u söylemese, 8'i söylese, öbürü 7'yi söylese 8, 7 daha 15, 7 olması lazım ama farklı sayılar söyleyecek. Bu olmuyor. Başka ne olabilir? 8, 6 olsa 8, 6 daha ne yapar arkadaşlar? 14 olur. 22 olması için diğerinin 8 olması lazım. Bakın bu da olmuyor. Peki 8, 5 demeyelim. 8, 4 diyelim arkadaşlar. 8, 4 daha 12. O zaman buraya ne koyması lazım? 10 koyması lazım ki 22 olsun. Bakın. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. O zaman 8'den başlamayalım. 7'den başlayalım. 7 olsaydı mesela 22'den 7 çıkarın 15. Toplamları 15 olacak şekilde bana 2 tane sayı söyleyin. Mesela 9'a 6 olabilirdi değil mi? Başka ne olabilirdi arkadaşlar? Toplamları 15 olacak. 7'ye 8 olabilirdi ama 7 var. 11'e 4 olabilir diyor. Bakın başka türlü seçemiyorsunuz. Ya böyle seçeceksin ya böyle seçeceksin. Peki her ikisinde de mecburen seçtiğin sayı kaç arkadaşlar? 9. O yüzden diyor ki sarı, mavi ve kırmızı kartların üzerinde kesinlikle yazan sayılardan biridir diyor. Arkadaşlar bu sayı 9'dur mecburen. Bakın mükemmel bir
sayı sorusuydu arkadaşlar. İnşallah bu soru için özellikle yorum yaparsanız mükemmel bir soruydu. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel bir soruydu. Bakın burada önemli olan şuna A, buna B, buna C dedikten sonra arkadaşlar sarı kartın altına diğer iki kartın toplamını yazmak. Yeşil kartın üzerine diğer iki kartın toplamını yazmak. Bunun üzerine diğer iki kart toplamını yazmaktı. Daha sonra şurada eşitliği kurduk. 44 dedik. A artı B artı C 22 dedik. Buradan da yürüdük gittik. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu soru çıkabilecek bir soru. Bunlarda bir haftaya konsantre olacaksınız. Bir hafta ne? Onu bir kere bulacaksın, tamam mı? Bir hafta ne? Şimdi hafta içi her gün 3'er GB diyor ya. Hafta içi kaç gün var kardeş? 5 gün. 5 çarpı. Bakın 5 çarpı 3. 5 çarpı 3 ne olur? 15 GB. Demek ki hafta içi 15 GB kullanıyor. Peki hafta sonu 512'şer MB diyor değil mi? Peki bir cumartesi, bir pazar 512, 512 ne yapar? 1024 yapar. Yani 1 GB yapar. Demek ki hafta sonu 1 GB kullanıyor. Yani o zaman demek ki realitede bir haftada 16 GB internet kullanıyor. Şimdi ben şu 90'ı gelip 16'ya böleyim. Tamam mı? Ne yapar arkadaşlar? 5 kere 16 90 yapar. 90 yaptığı zaman pardon 80 yapar. Çıkardığı zaman 10 kalır. Şimdi 10 GB'ı geriye saydırarak kullanacağım. Çünkü neden? Bitirdiği gün pazar diyor. Şimdi pazardan geriye doğru sayalım. Ama dikkatli sayın, tamam mı? Pazarla cumartesi de ne olur arkadaşlar? Pazarla cumartesi 1 GB. Şimdi 10 GB'dan 1 GB'ı çıkarın. Geri kaldı 9 GB. Şimdi bir 9 GB'ı nasıl getireceğiz? Hafta içi her gün ne kadar gidiyordu? 3-3 gidiyordu değil mi? 9'dan bir 3 çıkartın. 6. Cuma günü kullandı. 3 daha çıkartın. 3 gitti. Perşembe kullandı. O zaman çarşamba günü başlamış olsa arkadaşlar çarşamba günü 3 kullanacak. Bakın perşembe günü 3 kullanacak. Cuma günü 3 kullanacak. Hafta sonu da 1 GB kullanacak. Ve böylece ne yapacak? 10 GB şu fazlalığı tamamlamış oldum. Burada konsantre olacağınız bir haftayı tamamen bulduktan sonra oradaki kalan kısmı yani 10 GB'ı güzel bir şekilde geriye doğru parçalama olacaktı. Yani pazar gününden itibaren geriye doğru parçalıyorum. Pazar ve cumartesi 1 GB, cuma 3, perşembe 3, çarşamba 3 toplayın arkadaşlar 10 yapıyor. Bu şekilde parçaladığınız zaman çok rahat yapılabilecek bir soruydu ama mükemmel bir soruydu bence. Sınav anında sizi durduracak, donduracak bir soruydu arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu soruda dikkat edeceğimiz bir olay var. Bakın organik ürünler satan bir tüccarın elinde özdeş 25 tane boş cam şişe ve özdeş 48 tane boş plastik şişe bulunmaktadır. Tüccar sadece cam şişeleri kullanarak bu şişelerin tamamını doldurduğunda dükkanındaki pekmezin 3'te 1'ini sadece plastik şişeleri kullanarak bu şişelerin tamamını doldurduğunda dükkanındaki pekmezin 5'te 2'sini şişelere koymuş oluyor. Bir cam şişenin hacmi 4 litre olduğuna göre bir plastik şişenin hacmi kaç litredir? Arkadaşlar bir şişenin cam şişenin hacmi 4 litre. Peki kaç tane cam şişe var? Bakın 25 tane. O zaman 25 çarpı 4 dersem o zaman 100 litre demek ki cam şişelerin aldığı pekmez miktarı. Peki ne diyor? Sadece cam şişeleri kullanarak bu pekmezi doldurursa dükkanındaki pekmezin 3'te 1'ini yani şu 100 litre 3'te 1 kadar. O zaman bunun dükkanındaki pekmezi ne kadar arkadaşlar? 3'te 1'i buysa 300 litredir. Çünkü 300'ün 3'te 1'i 100 yapar. Devam ediyorum. Ne diyor sonra? Dükkanındaki pekmezin 5'te 2'sini şişelere koymuş oluyor. Bu 300 litrenin 5'te 2'si nedir değerli arkadaşlar? 300'ün 5'te 2'sini bulalım. 5'e böl 60, 62'yi çarpın. 120 yapar. Demek ki 120 ile pekmezi koyabilmiş. Peki nasıl koymuş arkadaşlar 120 ile pekmezi? Bakalım. Plastik şişeleri kullanarak. Peki plastik şişelerden kaç tane var? 48 tane var. O zaman bir plastik şişenin hacmini nasıl bulabilirim? 48 çarpı x eşittir 120 olsun. X ne olur arkadaşlar? 120 bölü 48 olur. 12 ile sadeleştirin. 10. 12'ye bölün 4. Onu da 4'e bölerseniz ne olur arkadaşlar? 2,5 olacaktır. Demek ki bir plastik şişenin hacmi 2,5 litre olacak. Bence mükemmel bir soruydu. Bakın mantık olarak kolay ama görüntü itibariyle zor bir soruydu arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru tipi yine karşımıza çokça gelebilecek bir soru tipi. Bir öğretmenin sınıfta öğrencileriyle oynadığı hedef tahtasına ok atma oyunu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Öğretmen her bir öğrenciye sınıftaki öğrenci sayısının 2 katı kadar ok vermiştir. Bakın dikkat edin. Her bir öğrenciye sınıftaki öğrenci sayısının 2 katı kadar. Yani o zaman arkadaşlar sınıfta bakın K tane öğrenci olsun. Her bir öğrenciye bakın her
bir öğrenciye 2K tane ok versin. O zaman öğretmen sınıfa kaç tane ok getirmiştir? K çarpı 2K tane ok getirmiştir. Tamam. Şimdi burayı dikkatlice okuyun. Her bir öğrenciye 2K verdik ama. Diyor ki öğrencilerden 4 tanesinin attığı tüm oklar hedef tahtasını isabet etmiştir. O zaman bu 4 öğrencinin attığı ok sayısı nedir arkadaşlar? Her birinde 2K tane ok vardı ya. 4 kişiler buna tamam isabet etmiş. O zaman 4 çarpı 2K dersem burada 8K ok tahta isabet etti. Devam ediyorum. 3 tane öğrencinin attığı 4'er tane ok hedef tahtasına isabet etmemiştir. Eden sayısı nedir o zaman arkadaşlar? Bakın her birinde 2K ok vardı o zaman. 2K eksi 4 tanesi isabet etmiştir. Kaç öğrenci bunlar? 3 öğrenci. O zaman neyle çarpacağım? 3 ile çarpacağım. Çarpalım değerli arkadaşlarım. 6K eksi 12. Devam ediyoruz. Geriye kalan tüm öğrencilerin ise attığı 6'şer tane ok hedef tahtasına isabet etmiştir. Geriye ne kadar öğrenci kaldı? Toplam öğrenci sayısı K idi. 7 tanesi burada. O zaman geriye K eksi 7 tane öğrenci kaldı. Bu K eksi 7 tane öğrencinin attığı 6'şer tane ok isabet etmiş. O zaman bunlardan da 6 tane isabet etti arkadaşlar. Bakın tüm kombineleri yaptım burada dikkat ediyorsanız. Ne olur buradan da? 6K eksi 42 olacaktır. Değerli arkadaşlarım diyor ki öğrencilerin attığı oklardan 226 tanesi hedef tahtasına isabet etmiştir. O zaman toplayalım burayı. İsabet edenlerin sayısı bunlardı. 8, 6 daha 14, 6 daha ne yaptı arkadaşlar? 20K yaptı. Bakın şurayı da toplayalım. Şurayı da toplayalım arkadaşlar. 12, 42 daha ne yapar? 54 yapar. Bakın 54 yapar. Bu da neye eşit? 226'ya eşit. Arkadaşlar şuna bir tarafa atın hemen. 20K eşittir. 230, 280 yaptı. K ne geldi buradan? 14 geldi. Şimdi 14'ü yerine koyalım. O zaman ne oldu? 14 çarpı 2 çarpı 14. Bu da 196 çarpı 2'den ne yapar arkadaşlar? Bakın 196 çarpı 2'den ne yapar? Hangisi yapar? O da arkadaşlar 392 yapar. Cevabımız Deniz'de olacaktı. Buradaki paylaştırma olayıma dikkat edin. Bu sorular sınavlarda mükemmel zaman olur arkadaşlar. Fakat şu anlattığım tekniğe göre yaparsanız bu soruları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi çok karışık bir soru ama kolay bir soru. Hocam ne demek istiyorsun? Beni dinle şimdi. Birinci ve ikinci rafta dolu olan kutularda ikişer zar. Üçüncü ve dördüncü rafta dolu olan kutularda üçer zar. Buna dikkat et. Birinci raftaki kutuların 4/7'si dolu. 7 tane kutu var. 4 tanesi dolu demektir kısacası. Hani 7 kutunun 4/7'si. 4 yapar. Şimdi diyor ki 2. 3. ve 4. raflarda yan yana 2 boş kutu bulunmamaktadır. Bu posta kutusunda en az kaç zar vardır? En az olması için arkadaşlar bakın o zaman yan yana 2 boş kutunun bulunmaması böyle tercih etmek zorundayım. Neden? Çünkü yan yana 2 tane boş olmayacak. Aralara böyle dolu atacağım. Bak böyle olursa en az olur. Hocam yanlış olan nasıldı? Bak böyle de başlatsam durum sağlıyordu. Ama bu sefer her bir kutuya fazla zarf koyardın. Zarf sayısı az değil çok olur. Çok deseydi böyleydi. Az dediği için böyle. Tamam mı? Buradaki ince nokta bu. Şimdi buna dikkat ediyorsun. Daha sonra geliyorsun buraya. Diyor ki birinci ve ikinci rafta dolu olan kutularda ikişer zarf. 2'yi koy. Çok güzel. Burada 8 tane oldu. 2'yi buraya da koy. Çok güzel. Burada oldu 6 tane. 2'yi buraya da koy. Çok güzel. Yine oldu 6 tane. Bir dakika. Ama ne diyordu? 3. ve 4. rafta dolu olanlarda 3'er zar. O zaman 2-2 koymayacağız. Kaç koyacağız değerli arkadaşlarım? 3-3 koyacağız. 3 buraya, 3 buraya, 3 buraya. Yine 3 buraya, 3 buraya, 3 buraya. Zaten 3x3, 9 diyecektik. Direkt de ben daha iyi görürsün diye yaptım. 3x3, 9. Arkadaşlar şimdi bunları toplarsak 9, 18, 6 daha ne yaptı? 24, 8 daha ne yaptı? 32 yapıyor. O zaman cevabımız 32 olacaktı. Karışık görünen ama inanılmaz kolay bir soru. Arkadaşlar yeni nesil mükemmel bir soru. Tüm dünyada görülen koronavirüsünü etkisiz hale getirmek için bir eczaneye dezenfektan almaya gelen 191 kişinin oluşturduğu sırayla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Sıra doğrusal bir çizgi haline ve tekli sıradır. Sıradaki bayanların hepsi sıranın başında ve ardı ardadırlar. Sıradaki erkeklerin hepsi sıranın sonunda ve ardı ardadırlar. Sıradaki 63 bayan dezenfektanlarını alarak sıradan ayrılmışlardır. Sıradaki 37 erkek dezenfektan almadan sıradan ayrılmışlardır.
son durumda sıranın ortasında bulunan kişi ve önünde ve arkasındaki kişiler aşağıdaki görselde verilmiştir. Buna göre başlangıçta sırada bulunan bayan sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, burada bir şeye çok dikkat edeceğiz. Bu sırada 191 kişi var. Bakın 191 kişi var. Peki burada şimdi sıradan ayrılmalar var. Peki bu sıradan kim ayrılmış? 63 tane bayan ayrılmış. Şimdi bakın burada bayan var. Burada bayan var. Burada da erkek var. Şimdi burada 63 tane bayan ayrılmış. Arkadaşlar şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bakınız. 63 tane bayan, 37 tane erkek ayrıldıktan sonra sıranın tam ortası bayana denk geliyor ya. 63 ile 37'yi bir toplayın. Kaç yapar? Kaç yapar? 90-100 yapar. O zaman 191'den 100'ü çıkaralım. Ne yapıyor? 91 yaptı değil mi? 91. Çok güzel. Bu 91 kişinin ortasında bayan var. Bakın ortasında bayan var. O zaman bu tarafta 45 tane bayan var. Bu tarafta da 45 tane erkek var. Ancak bu şekilde 91 kişi olabilir. Peki şimdi bana ne soruyor? Başlangıçta sırada bulunan bayan sayısını soruyor. Kaç bayan ayrıldı arkadaşlarım? 63 bayan da ayrıldı. Ayrılan da 63 bayan var. Toplayın. 63. 45 daha ne yaptı arkadaşlar? 108. Bir bayan da burada var. 109. Demek ki başlangıçta 109 bayan vardı. Arkadaşlar gerçekten tam yeni nesil kafa karıştıracak, kafa yakacak bir soru. Bakın buradaki püf nokta bu 100 kişi ayrıldıktan sonra sıranın ortasında bir bayanın, sıranın arkasında erkeğin, önünde de bayanın bulunmasıydı. Yani geri kalan 91 kişinin diziliminden yola çıkacaktık. Demek ki ortada bayan varsa bu bayanın arkasında 45 tane erkek, 45 tane de bayan olacaktı. Buradan yakalamanız gerekiyordu. Mükemmel zorlukta bir soru. Bence karşınıza bu soru boncuk sorusu olarak çıkabilir. Dizilme sorusu olarak çıkabilir. Para sayısı olarak çıkabilir. Yani her türlü çıkabilecek bir soru. Arkadaşlar bu mükemmel bir soru. Karşımıza sürekli çıkabilecek bir soru. Bir eğitim kurumunda yapılacak sınavdaki 216 tane soru bir grup öğretmene, her öğretmen eşit sayıda soru inceleyecek şekilde dağıtılmıştır. Aşağıda bu gruptaki 3 öğretmenin soru incelemeleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bakın, Abdülmelik öğretmen incelemesi gereken soruların yarısını inceleyip izne ayrılmıştır. Cumhur öğretmen incelemesi gereken soruların 3'te 1'ini inceleyip işi bırakmıştır. Ali öğretmen ise incelemesi gereken soruların 3'te 2'sini inceleyip işi bırakmıştır. Ali, Cumhur ve Abdülmelik öğretmenin incelemesi gereken sorular diğer öğretmenler arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Bu grupta bulunan Osman öğretmen ilk duruma göre 3 soru daha fazla incelediğine göre gruptaki sayısı kaçtı? Şimdi arkadaşlar yarısı alınacak, 3'e bölünecek, bir daha 3'e bölünecek. O zaman kişi başı düşen, kişi başı düşen soru sayısı 6x olsun. Tamam mı? Kişi sayısı da hani buradaki öğretmen sayısı da y olsun arkadaşlar. 6x ile y'yi çarparsam bana neyi verecek? Toplam soru sayısını. O da kaç? 216. Demek ki x çarpı y kaç olacak arkadaşlar? 36 olacak. Şimdi şuna dikkat edin. Abdülmelik öğretmen incelemesi gerekenlerin yarısını incelemiş. Yani 6x tane sorudan 3x tanesini incelemiş. 3x tanesi kalmış. İnceledikleri kalanlar. Cumhur öğretmen incelemesi gereken soruların 3'te 1'ini, yani 6x'in 3'te 1'ini ne yapar? 2x incelemiş. 4x kalmış. Ali öğretmen ise 3'te 2'sini incelemiş. Yani 4x incelemiş. 2x'i incelememiş arkadaşlar. Çünkü her kişinin incelemesi gereken 6x vardı. Ali, Cumhur ve Abdülmelik öğretmenin incelemesi gereken sorular diğer öğretmenler arasında eşit olarak paylaştırmıştı. Yani 3x, 4x ve 2x tane soru toplam kaç? 9x soru diğer öğretmenler arasında kaç öğretmen vardı? Y tane öğretmen vardı. Bu Y tane öğretmenin arkadaşlar bu Y tane öğretmenin 3 tanesini çıkaracağız. Çünkü onlar niye incelediler? Onların incelemediklerini diğerler inceleyecekler. O zaman geriye kalan Y eksi 3 tane öğretmen bu 3 kişinin incelemediği soruları inceleyecekler. Ve bu neye sebep olmuş? 3 soru fazlalığa sebep olmuş. Bakın bu grupta bulunan Osman öğretmen ilk duruma göre 3 soru daha fazla inceledi. Neden? Çünkü Abdülmelik, Cumhur ve Ali öğretmenin incelemedikleri soru yüzünden böyle bir şey oldu. O zaman arkadaşlar bu 3'e eşit olacak. Buradan sadeleştirin 3x yapar. Buradan 1 gelir. Demek ki 3x eşittir. Y eksi 3 olacak. Değerli arkadaşlarım buradan sonra bakın bence en mantıklı yapılacak hareket
sayı vermek olabilir. X de y'nin çarpımı 36 ya burada. Bunu da göz önünde bulundurursanız bakın mesela ne verebilirim? Y'ye 6 verirsem x'e 3 vereceğim. Bakın hayır y'ye 6 versem 3 oluyor. X'e 1 vermem gerekiyor. Peki arkadaşlar başka ne verebilirim? Mesela x'e 10, y'ye 12 versem 12'den 3 çıkarsa 9. O zaman x'e ne vermem lazım? 3 vermem lazım. Peki 3 ile 12'nin çarpımı 36 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki o zaman kişi başı ya da bana neyi soruyor? Gruptaki kişi sayısını soruyor değil mi? O zaman gruptaki kişi sayısına ben ne demiştim? Y demiştim arkadaşlar. O zaman Y'de ne geldi? 12 geldi. O zaman cevabımız ne olacak? Edirne olacak. Zaten kişi sayısı tam sayı olduğu için bu şekilde çıkmak zorunda. Arkadaşlar karşımıza gelebilecek mükemmel bir soru. Tam ÖSYM tipi. Stoklarındaki ürünlerini bitirmek isteyen bir giyim mağazası ceketlerin satış fiyatlarından önce %80 zam yapıyor. Daha sonra zamlı fiyat üzerine aşağıdaki afişi verilen kampanyayı başlatıyor. 5 cekete 3 ceket hediye. Bu kampanyadan 5 tane ceket satın alan bir kişi hediye edilen 3 tane ceket ile birlikte toplam 8 tane ceket almıştır. Ve bir ceket 135 TL'ye mal olduğuna göre diyor. Bir ceketin zamsız fiyatı 100 C olsun. Zamlı fiyatı ne olur arkadaşlar? 180 C olur. Şimdi bu 5 ceket alıyor ya, o zaman 180 C'yi 5'e çarparım. Ne yapar arkadaşlar? 900 C'lik bir ödeme yapar. Bakın 900 C'lik bir ödeme yapar. Bu ödemeyle kaç ceket aldı değerli arkadaşlar? Bakın 8 ceket aldı. Bir ceketin parası nedir o zaman? 900 C'yi gelin 8'e bölün. Çünkü neticede 3 tane hediye alıyor, 8 tane ceket almış oluyor. Ve ona bir ceket kaça mal olmuş? 135. O zaman 135'i bölelim. Tamam mı? Burada güzel bir sadeleştirme yaparsak mesela 45'e bölün 3. 45'e bölün 20C. Ondan sonra değerli arkadaşlarım bir de şöyle mi yapsak? 20'yi 4'e bölsek 5. 4'e bölsek 2. O zaman 5C eşittir 6. C eşittir 6 bölü 5. Bu bir. Bana diyor ki zam yapmadan önceki fiyatı kaç paradır? Zam yapmadan önceki fiyatın yani zamsız ne kadar? 100C'ydi. 100 çarpı 6 bölü 5 dersek o da 120 yapar. Cevabımız Ceyhan olmalıydı. Arkadaşlar karşımıza gelebilecek mükemmel bir soru. Pantolon satan bir mağazanın müşterilere kot ve keten pantolon için iki kampanyası aşağıda verilmiştir. A kampanyası 5 keten pantolon al, 1 keten pantolon hediye. B kampanyası 5 kot pantolon al, 4 kot pantolon hediye. Ali bu mağazadan bedava keten pantolonlar dahil 30 keten pantolon. Bak dikkat et. Ali vay 30 tane keten pantolon almış. Batu bu mağazadan 30 adet kot pantolon almıştır. Batu da 30 adet kot almış. Bir keten pantolonun fiyatı bir kot pantolonun fiyatından 15 lira. Daha fazlaymış yani keten pantolon. Keten diyelim arkadaşlar. Bir de kot diyelim. Keten pantolonun fiyatı kot pantolon 15 lira fazla ya. O zaman ne diyelim? Buna x dersek bu da x artı 15 olur. Güzel. Ali Batu'dan 400 lira fazla ödemiş. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. 5 taneye bir tane hediye ya. Demek ki toplamında 6 tane alıyorsun. 5 tane parası ödüyorsun. Bak 6 tane alıyorsun 5 tane parası ödüyorsun. Şimdi Ali keten pantolon bak bedava keten pantolonlar dahil diyor. Yani 30 tane pantolon almış. O zaman kaç pantolon parası ödeyecek? 5 kat olmuş. 25 keten pantolon parası ödeyecek. Bakın 25 keten pantolon parası ödeyecek. Yani o zaman 25 çarpı x artı 15 para ödeyecek. Çünkü 1 keten pantolon x artı 15. Şimdi geçelim. Ali kardeşimiz ne yapacak? O da 30 tane kot pantolon yok pardon. Batu kardeşimiz ne yapacak? O da 30 tane kot pantolon almış. Şimdi 5 al 4 öde. 5 al 4 öde. 30 alırsa o zaman kaç öder arkadaşlar? 6 katı 24 öder. Çok güzel. 24 tane kot pantolonun parası öderse o zaman ne yapar? 24 çarpı x yapar. Ali Batu'dan 400 lira fazla ödemiş. Demek ki Batu'ya 400 daha eklersem Ali ile eşit oluyor. Bu kadar. 25x artı 25 çarpı 15'i ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. 250 250 125 daha ekleyin. 350 375. R eşittir. Eşittir. 24x artı 400.
Arkadaşlar bunu bu tarafa atın. Diğerini öbür tarafa atın. X eşittir 25 geliyor. Bana ne diyor? Bir kot pantolonun fiyatı kaç lirada? Bir kot pantolon neydi? X'ti. X'te ne oldu? 25 oldu. Cevabımız 25 arkadaşlar. Arkadaşlar sorulmayan ne varsa hep ona odaklandın. Sorulanlar üzerinden. Bu soru tipi karşımıza gelebilecek bir soru tipi. Lüks ve orta sınıf olmak üzere iki çeşit otomobili bulunan bir otoluk kiralama şirketinde orta sınıf bir otomobilin günlük kiralık ücreti lüks sınıf bir otomobilin günlük kiralama ücretinden %40 daha azdır. Aynı zamanda bu oto kiralama şirketinde peşin ödeme durumlarında bir otomobilin günlük kiralama ücretine %25 indirim uygulanmaktadır. Of! Bu oto kiralama şirketinden peşin ödemeyle lüks bir otomobili peşin ödemeyle 12 günlük kiralayan bir kişi ödediği ücret ile peşin ödeme yapmadan orta sınıf bir otomobili kaç günlük kiralayabilir? Arkadaşlar lüks sınıf, orta sınıf. Şimdi lüks sınıfın günlük kiralama ücreti daha fazla. Orta sınıf %40 daha az. Yani 100x ise bu. Bu 60x orta sınıf, tamam mı? Bu bir. Aynı zamanda bu oto kiralama şirketinde peşin ödeme durumlarında, bakın peşin ödeme durumlarında bir otomobilin günlük kiralama ücretine %25 indirim yapılıyor. Yani ben buna %25 indirim yapacağım eğer peşin ödersem. Bakayım ne diyor? Kimi peşin ödedik? Lüks bir otomobili peşin ödeme. Şimdi peşin ödersem günlük ücretim ne olacak? %25 indirim yapacağım. Direkt %75'ine düşecek. Artık bu sistemle hesaplıyoruz. Türkiye'de bu sistemi uygulamaya başladım. Ciddi olarak. Bazı uygulanan hocalarım da vardı ama artık bunu dönmeliyiz. 75x direkt. Şimdi arkadaşlar devamına bakalım. Bunu 75x'i kaç günlük kiralamış? 12 günlük. 75x çarpı 12. Ne olur? 4 tanesi 300 idi. 4'ünde 3 katı olduğu için bakın ne oldu arkadaşlar? 900x oldu. Peki şimdi devam edelim. Bu 900x ile diyor. Orta sınıf bir otomobil peşin ödeme yapmadan. Bakın yapmadan. O zaman 900x'i ben, tamam mı arkadaşlar, neye böleceğim? Orta sınıf olduğu için ben onu 60x'e böleceğim. Günlük ücretim 60x. Değil mi? Bak günlük ücretim 60x. Ne olur arkadaşlar peşin ödeme de yapmadığım için? 15 olur. Demek ki 15 günlük kiralayabilir. Bak mükemmel bir soru. Zor görünüyor ama bakın şu 100x sistemini oturtalım be arkadaşlar. Oturtalım Allah'ın izniyle. Arkadaşlar karşımıza gelebilecek mükemmel bir soru. Bir kırtasiyenin sattığı defterlerle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Kareli defterin tane fiyatı çizgili defterin tane fiyatından %20 daha fazladır. Kareli defter, çizgili defter. Bakın bu soruya benzer TYT'de geldi. Benim kitabımda buna benzer 10 soru vardı. 10 soru. Evet. 2020 TYT'de gelen sorunun benzeri 10 soru vardı. Ben inanıyorum ki 2020'de bu başka sorularda da çıkacaktır yani. Kareli defterin tane fiyatı, çizgili defterin tane fiyatından %20 fazladır. Bu 100x ise bu demek ki 120x. Kırtasiyeci 7 tane kareli defter alana 3 tane kareli defter hediye veriyor. 7 tane alana 7 artı 3 oluyor. Tamam. Kırtasiyeci çizgili defterler için 5 al 4 öde. 5 al 4 öde diyor. Bu da çok güzel. Çiğdem bu kırtasiyeden kampanyayı kullanarak 25 tane çizgili defter almıştır. Şimdi bak 25 tane çizgili defter aldı. 25 alır ama kaç öder? 5 katı. Bunun da 5 katı. 20 öder. Tanesi de 100x'de olan 20 çarpı 100x para öder. Çok güzel. Bunu bir sabitleyelim. Kardelen bu kırtasiyeden bedava defterler dahil 20 tane kareli defter almıştır. Bedava kareli defterler dahil 20 tane kareli defter almıştır. Şimdi 10 tane de 7 tanesine para veriyor değil mi? Bak 10 al 7 öde aslında bu değil mi? Bakın çapraz yaptım. Demek ki 20 alırsa arkadaşlar ne oluyor? O zaman 14 ödeyecek. Çünkü 2 katı. Bunun da 2 katı değerli arkadaşlar. O zaman 14 öder. Peki bir tanesinin fiyatı ne kadar? 120x. 14 çarpı 120x. Tamam mı? Değerli arkadaşlar bunları da çarpalım. Kardelen Yozgat'a selam. Kardelen benim Yozgat'tan değerli bir öğrencimdi bu arada. Şimdi burayı bir çarpalım arkadaşlar. Ne olur? 144'e
24 daha eklersek 154, 164, 168. 1680x yapar. Bu da ne yapar? 2000x yapar. Arada ne kadar fark var? 320x fark var. Bu fark da neye denk gelmiş değerli arkadaşlarım? Bakın bu fark da neye denk gelmiş? 32 TL'ye denk gelmiş. He, demek ki x nedir arkadaşlar? 1 bölü 10'dur. Her iki tarafı 320'ye bölerseniz buradan rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. 1 bölü 10. Bana diyor ki bir tane kareli defterin fiyatı ne kadardır? Arkadaşlar bir tane kareli defterin fiyatı 120x'ti. 120 çarpı 1 bölü 10 dersek ne gelir buradan? 12 gelir. Cevabımız 12. Arkadaşlar bu tip soru gerçekten size çok şey katacak bir soru. Şunu durdurup uğraşın. Uğraştıktan sonra dinleyin. Bir ülkede fabrikaların ürettiği otomobillerin motor hacimlerine göre uygulanan özel tüketim vergisi ÖTV ve katma değer vergisi KDV'nin yüzdelik oranları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu ülkede bir otomobilin satış fiyatı aşağıdaki adımlara göre hesaplanmaktadır. Otomobilin fabrika çıkış fiyatına tabloya göre ÖTV eklenmektedir. Bakın fabrika çıkış fiyatına göre ÖTV ekleniyor. ÖTV'li fiyata da tabloya göre KDV ekleniyor. Bak kime göre? ÖTV'li fiyata. Kime eklediğine dikkat edeceğiz. Bir kere bakın. Burada önemli olan bu. Kime göre ekleniyor? Buna göre motor hacmi 2500 cm3, satış fiyatı 350 bin TL olan bir otomobilin fabrika çıkış fiyatı, motor hacmi 1900 cm3 ve fabrika çıkış fiyatı 200 bin TL olan bir otomobilin satış fiyatından kaç TL azdır? Şimdi arkadaşlar beni büyük bir dikkatle dinleyin ve ne yapmaya çalıştığımı anlamaya çalışın. Şimdi motor hacmi 2500. Şuna geliyor değil mi arkadaşlar? Bana neyi vermiş? Satış fiyatını. Bakın satış fiyatı artık ÖTV eklenmiş. ÖTV'nin üzerine KDV eklenmiş hali. 350 bin lira. Arkadaşlar çok dikkat edin. 350 bin lirayı şimdi ben fabrika çıkış fiyatına getireceğim. Bak fabrika çıkış fiyatına getireceğim. Bu satış fiyatı. Burada bir KDV'li fiyat var. Bir de ÖTV'li fiyat var. Ondan öncesi de fabrika çıkış fiyatı. Güzel anlattık. Fabrika çıkış fiyatı, ÖTV fiyat, KDV'li fiyat, satış fiyatı. Şimdi KDV'li fiyattan başlayalım. Şimdi %25 ekleniyor göre. Biz ne diyorduk? 125'e böl, yüzde çarp. Hatırlıyorsun değil mi? %25 eklenmiş hali verilmişse böyle yapıyoruz. Bu bir. Şimdi ÖTV'de de %40 eklenmişse demek ki 140'a böleceğim, yüzde çarpacağım. Ve fabrika çıkış fiyatını bulacağım. Bak bitti. Bunu hesaplamayacağım. Şimdi dikkatini ayırma benden. Motor hacmi 1900 cm3, fabrika çıkış fiyatı 200 bin. Şimdi bu sefer bak fabrika çıkış fiyatını vermişim sana. Lütfen dikkat et bana. Ne demişim fabrika çıkış fiyatına? 200 bin lira. Bunun da motor hacmi ne kadarmış? 1900 cm3. Yani şuna geliyor arkadaşlar. Şimdi önce buna ÖTV oranını uygulayın. Ne demişiz? Fabrika çıkış fiyatına tabloya göre ÖTV ekleniyor. Yani %25 artacak. Demek ki o zaman %125 ile çarpacağım. Devam ediyorum. Sonra bunun üzerine de bak bu fiyatın üzerine de KDV ekleyeceğim. %20 ekleyeceğim için %120 ile çarpacağım. Bitti. Şimdi arkadaşlar beni büyük bir dikkatle seyredin. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Tamam mı? Buradan 125 ile 2'yi çarpalım önce. 250. 2500 yaptı hatta. 250 2500 yaptı arkadaşlar. 2500'e de 12'yi çarpalım şöyle. Burada bakın ne kaldı? Hatta 120 değil mi? 12'yi çarparsak ne yapar? 4 tanesi 1000 yapar. 3 tane var. 300 bin yapar. 300 bin yapar. Şimdi gelin yukarı hesapladım. Bakın büyük bir dikkatle yine. Burada arkadaşlar bir şeye dikkat etmemiz lazım. Ne biliyor musunuz? Şimdi şunu bir sıfırla bir sıfır gitsin. Tamam mı? Hatta şöyle yapalım mı? Bunu 20'ye bölün. 5 kalır. Bunu da 20'ye bölün. 7 kalır. 350 bini de gelin 7'ye bölün. 50 bin yapsın. Burayı bir rahatlatsın. Tamam mı? 50 bin yapsın. Şimdi 25'e böl 4, 25'e böl 5. 5'te de şu 5 gider, 4 kalır. 50 binle de 4'ü çarparsanız ne gelir? 200 bin gelir. Bak 10 numara soru oldu. 200 bin. Şimdi bu 300 bin, bu 200 bin. Ne kadar fazla? 100 bin lira. Sistem nasıl? Elinizi insafınıza koyun. Şu sistem. Yani zor gibi görünüyor. Bak takır takır oturuyor şu sistemi. O kadar çok anlattım ki arkadaşlar. Yani kitabı bitiren bir kişi şu kitap bittikten sonra var ya inanılmaz bir güç hız kazanır. Gerçekten abartma. Umut ve Kaan'ın yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Kaan'ın yaşı Umut'un yaşından 5 fazladır.
O zaman arkadaşlar Umut'un yaşı x ise Kaan x artı 5 olacak. 10 yıl sonra Umut'un yaşının 2 katının 10 eksi Kaan'ın yaşına eşit olacaktır. 10 yıl sonra Kaan'ın yaşı ne olur arkadaşlar? X artı 15. Umut'un yaşı ne olur? X artı 10 olur. Umut'un yaşının 2 katının 10 eksi yani 2 çarpı x artı 10'un kaç eksi arkadaşlar bakın? 10 eksi Kaan'ın yaşına eşit olacaktır. O zaman Kaan'ın yaşı da zaten bu x artı 15. Buradan 2x artı 20 eksi 10 eşittir. X artı 15 oluyor. Arkadaşlar bunu bu tarafa atın. Bunu da 20'den 10 çıkarın. 10'u da öbür tarafa atın. X eşittir ne geldi? 5 geldi. Bana diyor ki Umut Kaan'ın yaşına geldiğinde Kaan'ın yaşı kaç olacaktır? Şimdi bunu bir koyalım yerine. Bu 10 olur. Umut da ne olur? 5 olur. Şimdi Umut Kaan'ın yaşına geldiğinde yani 5 yaşında olan Umut'umuz 10 yaşında olan Kaan'ın yaşına gelmesi için 5 yıl büyümesi lazım. Dolayısıyla arkadaşlar Kaan da 5 yaş büyük. Kaan kaç yaşında olacaktır diyor. Kaan 15 yaşında olacaktır. Bir annenin yaşı 3'er yıl araya doğmuş 4 çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Bu 5 kişinin 5 yıl sonraki yaşları toplam 93 olacağına göre annenin yaşı en küçük çocuğun yaşından kaç fazladır? Şimdi arkadaşlar 3'er yıl arayla doğmuş. Şimdi bir çocuğun yaşı x, diğeri x artı 3, diğeri x artı 6, diğeri de x artı 9. 4 çocuğun yaşları toplamına eşit. Annenin yaşı o zaman ne olur? 4x artı 18 olur. Bakın annenin yaşı 4x artı 18 olur. Şimdi bu 5 kişinin 5 yıl sonraki yaşları toplama. Bakın 5 yıl sonraki yaşları toplama. Bir toplayalım mı önce şunları bir yaşlarını ya? Toplayalım. Şimdi zaten bu 4'ün toplamı 4x artı 18'ti. Annenin yaşı da 4x artı 18. Hepsini topladığınız zaman 8x artı 36 oluyor. Şimdi bu bugünkü olay ama. Bana diyor ki 5 yıl sonra ki yaşları toplamı 93 olacak. Şimdi 5 yıl hepsi büyüsün. Yani bu da büyüsün. Aslında böyle düşünmesek de olur bu ama böyle başladık böyle gitsin. 5, 10, 15, 20, 5 tane büyüdü. 25 yaş büyüyecekler. Ve kaç olacak arkadaşlar bu yaşlar toplamı? 93. Şimdi 36 ile 25'i toplayın değerli arkadaşlarım. 50, bakın dikkat edin. 50, 61. Öbür tarafa attığınız zaman 8x eşittir 93 eksi 61. 8x eşittir 32. X eşittir ne oldu? 4 oldu. Buna göre annenin yaşı en küçük çocuğun yaşından kaç fazladır? Şimdi en küçük yaşın çocuğun yaşı x'te o da 4. 4 kere 4 16. 16, 18 daha ne olur arkadaşlar? 34 olur. Bakın annenin yaşı 34, en küçük çocuğun yaşı 4. Aradaki yaş farkı ne kadar arkadaşlar? Size bıraktım. Evet. Eyüp, Ensar, Mahmut, Medine isimli 4 arkadaşın yaşlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Eyüp, Ensar, Mahmut, Medine. Şöyle baş harflerini yazalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bir şey dikkat edelim. Eyüp ile Ensar arasındaki yaş farkı Mahmut ile Medine'nin yaş farkının katıdır. İlginç. Eyüp Ensar'dan Mahmut da Medine'den yaşça büyüktür. Medine Mahmut'un yaşına geldiğinde Eyüp ile Mahmut'un yaşları toplamı 76 olacaktır. Eyüp Ensar'ın yaşındayken Ensar ile Medine'nin yaşları toplamı 40'tır. Buna göre Eyüp Ensar'dan kaç yaş büyüktür? Arkadaşlar şimdi mükemmel bir soru. Dikkat ediniz. Bakın farklı bir soru tipi. Eyüp ile Ensar'ın yaş farkı. Mahmut ile Medine'nin yaş farkı dikkat. Yani buradaki yaş farkı x kadarsa bunun 2 katı olduğu için 2x olacak. Bu bir. Buna dikkat edin. Bakın bu 2x. Bu bir. Şimdi Medine Mahmut'un yaşına geldiğinde bakın Medine'nin Mahmut'un yaşına gelmesi için hepsi x yıl büyüyecek arkadaşlar. Bakın hepsi x yıl büyüyecek. Devam edelim. Eyüp ile Mahmut'un yaşları toplamı 76 olacaktır. Eyüp Ensar'ın yaşındayken Ensar ile Medine'nin yaşları toplamı 40'tır. Şimdi benim de vallahi kafamda yandı. Biz gelin şunlara bir A, B, C, D diyelim. Yoksa ben de odaklanamayacağım. Şimdi Eyüp Ensar'dan büyükse A eksi B eşittir 2x. Bir bunu yazalım. Mahmut Medine'den büyükse ona da C eksi D eşittir x yazalım. Çok güzel. Medine Mahmut'un yaşına gelecek. Şimdi arkadaşlar x kadar büyüyecek hepsi. Yani bu C yaşında olacak. Bu C artı x olacak. Bu B artı x olacak. Bu da A artı x olacak. Geldiğinde Eyüp ile Mahmut'un yaşları toplamı 76. Eyüp ile Mahmut'un. Eyüp'ün yaşı bu. Mahmut'un yaşı bu arkadaşlar. Toplamları A artı C artı 2x eşittir 76. Bu bir kalsın elimizde. Eyüp Ensar'ın yaşındayken. Şimdi bak yeni bir şey söylüyor. Eyüp
Einstein'ın yaşındayken, yani 2x yıl önceden bahsediyor. Bir daha, bakın bir daha renk değiştiriyorum. Çünkü Eyüp 2 yaş, 2x büyük ya. Bu a eksi 2x yaş olur. Perçinlik. Bakın bu b eksi 2x yaş olur. Bunda perçinlik. Bu c eksi 2x yaş olur. Bunda perçinlik. D eksi 2x olur. Bunda perçinlik. Fakat burada 2x yıl önce şunu dediği için, yani a eksi 2x'e ne eşit arkadaşlar? B eşit. Yani aslında şuna b de diyebilirsiniz. Devam edelim. Yaşındayken Ensar ile Medine'nin yaşları toplamı 40. Ensar ile Medine'nin, yani Ensar burada, Medine burada arkadaşlar. B artı D eksi 4x, o da eşittir kaçmış? Bakın o da eşittir kaçmış? 40'a. Evet. Şimdi bayağı bir zor bir soru oldu hakikaten. Yani orijinal, bayağı da orijinal yani. Şimdi arkadaşlar biz burada ne yapabiliriz? Şöyle bir taraf tarafa toplasam. Şöyle bir taraf tarafa toplasam. Bir şey gelir mi? Bana buradan bir ekmek gelir mi? Bakalım. A artı C eksi B eksi D eşittir 3x geliyor. Şöyle taraf tarafa da toplasam. A artı B artı C artı D eksi 2x eşittir 116 geliyor. Bu da kalsın bir bizde. Şimdi biz şunu biliyoruz. A artı C gördüğümüz yere, tamam mı? A artı C gördüğümüz yere 3x artı B artı D yazabiliriz. Yani şuradaki A ve C'yi silip 3x artı B artı D yazabiliriz. Buradan 3x artı B artı D yazarsam, bakın bir B bir D de buradan var. Onu da ekleyek. Bir de eksi 2x buradan var. O da eşittir kaç? 116. Bu burada bir kalsın. Şu an var ya, yandım yani. Bildiğiniz yandım. Buradan da ne gelir arkadaşlar? Biraz daha toparlarsak. Şöyle şuraya yazalım güzelce. X artı 2B artı 2D. Bakın dikkat, 2B artı 2D. Tamam mı? Eşittir 116 oldu. Şimdi ben bu denklemi nasıl çözeceğim? Evet. Şimdi bana sorulan da 2x bu arada. Başka ne kullanabilirim? Şöyle bir daha bakalım, 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 bakalım. Şunu kullanabilirim aslında. B artı D gördüğüm yere 40 artı 4x yazabilirim. O zaman 40 artı 4x yazabiliyorsam, hani şuradan B artı D yerine, demek ki 2B 2D'de ne yazarım? 80 artı 8x yazarım. Değil mi? Yani 2B artı 2D. O zaman şuraya da 80 artı 8x yazalım. Artı x burada var. Eşittir 116. Bunu bu tarafa attım. Bunları toplayın. 9x eşittir 36 gelir. X eşittir 4. Bana diyor ki Eyüp Ensar'dan kaç yaş büyüktür? 4 kere 2 8. Arkadaşlar eğer üzerinde bir odaklanma yapılırsa belki daha kolay da çözülebilir bu sorun. Yani ben fazladan denklem kurmuş olabilirim. Eğer bir değişme görürsem veya sizin bir öneriniz olsa yazın yorumlara. Çünkü şimdi kitabın çözümlerine yetişmek adına gerçekten hani edit yapıyorum vesaire, bayağı bir uğraşıyorum. Hani çok böyle geç kalmayın, sınavınıza yetişsin diye uğraşıyorum. Olursa yazın yorumlara, tamam mı? Arkadaşlarım şimdi çok dikkat etmemiz gereken bir soru. Sedat ve Serdar'ın yaş farkı. Sedat, Serdar, tamam mı? Salih, Fatıma. Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi burada soru ne diyor? Sedat Serdar'dan büyük. Salih de Fatma'dan yaşça büyük. Sedat ile Serdar'ın yaş farkı Salih ve Fatma'nın yaş farkının %40 kadar. Yani bu 5x ise o zaman Sedat ile Serdar'ın yaş farkı 2x. Yani Serdar'ın yaşı mesela A ise arkadaşlar, Sedat'ın yaşı A artı 2x. Bakın buna dikkat edin. Salih ile Fatma arasındaki olaya koyalım. Fatma'nın yaşı B ise Salih'in yaşı, bakın Salih Fatma'dan yaşça büyük ya arkadaşlar, B artı 5x. Tamam mı? Fatma Salih'in yaşına geldiğinde diyor. Bakın Fatma Salih'in yaşına gelmesi ne kadar büyümesi lazım? 5x. Yani bu B artı 5x olur. Salih da o zaman, bakın arkadaşlar o zaman Salih'den olur. B artı, o da 5x büyük, 10x olur. Bu da A artı 5x olur. Bu da A artı 7x olur. Tamam mı? Şimdi geldiğinde Serdar ile Salih'in yaşları toplam. Bakın Serdar ile Salih, bu iki vatandaş, amcamın çocukları. A artı B artı 15x eşittir 76 olur diyor. Bu bir. Sedat ile, bakın Serdar ile Fatma'nın bunki yaşları. Serdar ile Fatma'nın, yani A ile B arkadaşlar. A ile B'nin toplamı da bugün kaçmış? 31'miş. Değerli arkadaşlarım şöyle bir taraf tarafa çıkardığımız zaman bakın çok da güzel geldi soru. 15x eşittir 75, 45. X ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Sedat ile Serdar arasındaki yaş farkı nedir? 2x'ti arkadaşlar. 3 kere 2 ne geldi? 6 geldi. Valla öbür bir tane daha yaş farkı sorusu vardı. Ona göre 10 numara çözüldü. Yani mükemmel bir soru. Gerçekten şöyle tam sınavda kafa yakacak bir soru.
1900 AB yılında doğan Süleyman Bey 1900 BA yılında üniversiteden mezun olmuştur. Süleyman Bey üniversiteden mezun olduktan 10 yıl sonra 1902 yılında evlenmiştir. Süleyman Bey 37 yaşında evlendiğine göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu şekilde basmak kavramı ile ilgili sorular da geliyor. Şimdi bana ne diyor? Üniversiteden mezun olduktan 10 yıl sonra yani 1900 BA artı 10 yıl sonra ne oluyor? 1900 C2 yıl oluyor. Tamam mı? 1900 C2 yıl oluyor. Ve 37 yaşında evleniyor. Yani o zaman 1900 C2 yılından da 1900 AB yılını çıkarırsan artı buradan da bir 37 gelecek. Şimdi bakın birden fazla böyle bir ara var. Şimdi artı bir artı C hepsini bulacağız arkadaşlar inşallah. Hani niyetimiz o. Şimdi buradan nasıl bu denklemden çıkabiliriz? Burayı birazcık acaba basamak kavramı olarak açsak 1900'ler birbirini götürse şuradan şöyle güzelce yazarsak 10B artı A artı 10 eşittir 10C artı 2. Tamam mı? Geldik şuna. Buradan da 10C artı 2 eksi 10A eksi B o da eşittir 37. Bakın burada yazdık. Şimdi burada 10 numara bir hareket yapmamız lazım değerli arkadaşlar. Nasıl bir hareket yaparsak bizim için iyi olur. Bakınız ben bir kere size bir tüyo vereyim. Tamam mı? Çok güzel bir tüyo vereyim. A bir kere 2 arkadaşlar. Sonuna 0 eklendiği zaman 2 gelebiliyorsa demek ki A bir kere kesinlikle 2. Tamam A'nın 2 olduğunu bir yazalım mesela buraya. Ne olur? 2 ile bu 2 gider. 10B artı 10 eşittir. 10C gelir. Hatta buradan 10 parantezini alırsanız B artı 1 eşittir C gelir. Bakın C gördüğünüz üzere bir kere B artı 1 yazabilirsiniz. A'ya da 2 dediğim için buradan da bir 20 gelir. Eksi 20. Bakın eksi 20. Eksi 18. Öbür tarafından artı 18. 37. 47. 55. Bakın orası 55 oldu. Burada da 10C eksi B var. Tamam mı? C gördüğüm yere B artı 1 yazarsam 10 çarpı B artı 1 eksi B eşittir 55. Buradan arkadaşlar 10B artı bakın 10B artı 10 eksi B eşittir 55. At bu tarafa 9B eşittir 45. B eşittir 5. Bakın B'yi de bulduk. Çok güzel. B 5. A da 2 arkadaşlar. Şimdi C'yi bulalım. 5 bir daha ne geldi? 6. C de 6. Belki daha kısa yoldan da bu soru belki çözülebilir arkadaşlar. Ama benim aklıma bu şekilde geldi. 2, 5, 7, 6, 13. Cevabımız 13 olacak. Bence hem basamak kavramı adına hem de konu tekrarı adına bence gayet güzel 10 numara bir soruydu arkadaşlar. Hüseyin ve abisi Hasan'ın üniversiteye başlama bitirme süreleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Hasan üniversiteyi bitirdikten 7 yıl sonra Hüseyin üniversiteye başlamıştır. Şimdi Hasan başladı, Hasan bitirdi. Hüseyin başladı, Hüseyin bitirdi. Tamam mı? Bu Hasan, bu da Hasan. Şimdi Hüseyin'in üniversite bitirme süresi Hasan'ın üniversite bitirme süresinin 2 bölü 3'ü kadardır. Yani Hasan 3x yılda bitirdiyse Hüseyin 2x yılda bitirdi. Bu bir. Hüseyin üniversiteyi bitirdiği yıl ile bakın Hasan'ın üniversiteyi bitirdiği yıl arasında 17 yıl var. Onu koyulacağım. 7 yıl sonra Hüseyin başlıyor. Şu arada da 7 yıl var. Bakın arkadaşlar Hüseyin'in üniversiteyi bitirdiği yıl ile Hasan'ın üniversiteye başladığı yıl. Bakın Hüseyin'in bitirdiği yıl ile Hasan'ın başladığı yıl bakın. Burası arasında yani 5x artı 7 eşittir 17 arkadaşlar. 5x eşittir 10. X eşittir 2. Hasan üniversiteyi bitirdiğinde yıl 2006'dır. Çok güzel. Hüseyin üniversiteden hangi yıl mezun olmuştur? Arkadaşlar şimdi x'i 2 buldum. 2 kere 2. 4 yıl burada var. 7 yıl da burada var. 7 4 daha olur 11. 2006 artı 11 ne gelir? 2017 gelir. O zaman cevabımız Denizli olacak. Yani 2017. Mükemmel güncel bir soru arkadaşlar. Arda 1984 yılında A marka televizyon almıştır. A marka televizyonun garanti süresi B marka televizyonun garanti süresinin %60'ı kadardı. Arda A marka televizyonun garantisi bittikten 1 yıl sonra B marka televizyonu almıştır. Arda'nın aldığı B marka televizyonun garanti süresinin yarısı 2007 yılında dolduğuna göre A marka televizyonun garantisi hangi yıl bitmiştir? Arkadaşlar ikiye bölünecek vesaire hareketler var. Şimdi A markanın başlangıcı bitişi, B markanın başlangıcı bitişi aramızda da 1 yıl var. Bakın hemen sisteme oturttum. Bak takdime dikkat edin. Tamam mı? Şimdi 1984'te almış zaten. Onu da güzel insan söylemiş.
Şimdi B marka televizyonun kullanım süresinin %60 kadar. B marka televizyonu 10 yıl kullandıysan bunu da 6 yıl kullanmıştır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi şuna dikkat edin. A marka televizyonun garanti süresi bittikten 1 yıl sonra B marka televizyonu almıştır. Arda'nın aldığı B marka televizyonun garanti süresinin yarısı, yani 3 yıl yarısı 5 yıl sonradan bahsediyor. Kaçmış arkadaşlar yıl? 2007. Şimdi bakın. 6 yıl burada var. 1 de burada var. 5 yıl de buradan var. Toplayın arkadaşlar. 11 yıl artı 1. Tamam mı? Yılda 2007. 2007'den de 1984'ü çıkar. 2007'den 1984'ü çıkarın. Arkadaşlar ne yapıyor? 23 yapıyor. Demek ki 23 yapıyor. At bu tarafa. 11 y eşittir 22. Y eşittir ne oldu? 2 oldu. A marka televizyonun garantisi hangi yıl bitmiştir? Arkadaşlar şimdi o zaman Y2 ise 6 kere 2. 12. Demek ki 12 yıl sonra bitmiş. 1984'e 12'yi de eklersek ne olur? 1996 olacak cevabımız. Birbiriyle arkadaş olan Azra ve Onur arasında aşağıdaki konuşma geçmiştir. Azra, benim annemle aramdaki yaş farkı senin annenle arandaki yaş farkının yarısı kadardır. Onur, senin annen doğduğunda benim doğmama 17 yıl vardı. Azra, ben doğduğumda senin annen 22 yaşındaydı. Azra Onur'dan kaç yaş büyüdü? Hiçbir şey anlamadım. Yazalım bir. Azra annesi, Onur annesi. Yazalım arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi diyor ki Azra, benim annemle aramdaki yaş fark senin annenle arandaki yaş farkının yarısı kadardır. Şimdi 2B olsun, annesi de 2A olsun, aradaki yaş farkı ne kadar arkadaşlar? 2B, 2A eksi 2B, ama A eksi B kadar, yarısı kadar olduğu için burası ne olacak? A eksi B kadar olacak yaş farkı. Tamam mı? Şimdi ellemeyin onu. Bunu bir oturttuk. Senin annen doğduğunda benim doğmama 17 yıl vardı diyor. Bakın şimdi Onur diyor. Senin annen doğduğunda benim doğmama 17 yıl vardı. Demek ki Azra'nın annesi Onur'un yaşından 17 yıl daha fazla. 2B artı 17 yaşında. Bak bir kere burayı oradan yakaladım. Dikkat edin. 2B artı 17'yi direkt oradan yakaladım değerli arkadaşlarım. Şöyle bir de üzerinden geçeyim mis gibi. Harika. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Azra diyor ki ben doğdum da senin annen 22 yaşındaydı. Demek ki o zaman Azra da ondan 22 yaş küçük. Yani bu da ne olur arkadaşlar? 2A eksi 22 olur. Şimdi Azra'nın annesiyle yaş farkı A eksi B olacak ya arkadaşlar. 2B artı 17 eksi 2A eksi 22, o da eşittir A eksi B. 2B eksi 2A arkadaşlar 22, 17 daha ne yapar? 32, 39 yapar. O da A eksi B. Bak A eksi B. Şimdi dikkat edelim arkadaşlarım. Atın bu tarafa 3B. Atın bu tarafa eksi 3A. Atın bu tarafa eksi 39. Demek ki arkadaşlar B eksi A'da ne? Eksi 13. Hepsini bir daha yerleştirin. Yani A eksi B neymiş? 13. Tamam. Şimdi diyor ki Azra Onur'dan kaç yaş büyüktür? Arkadaşlar şimdi Azra'nın yaşı 2A eksi 22. Onur'un yaşı da 2B. Azra daha büyük. 2A eksi 22'den bakınız 2B artı 17'yi çıkaralım arkadaşlar. Aman buraya dikkat edelim. Çok ciddi işlem hatası yapabiliriz. Aman dikkat edelim arkadaşlar. 2A eksi 2B Azra Onur'dan kaç yaş büyüktür diyor. Buradan da eksi 17, eksi 39 yaptı. Şimdi A eksi B 13'tü. 2A eksi 2B'de ne yapar arkadaşlar? Şimdi bir dakika. A eksi B eşittir 13. Bana ne diyor? Azra Onur'dan diyor. Azra'nın yaşı 2A eksi 22. Onur'un yaşı 2B. Bir dakika özür diliyorum. Onur'un yaşı 2B arkadaşlar. Şurayı yanlış yazdık. Orayı hemen bir düzeltelim. Onun yaşı 2B. Çıkartın. 2A eksi 22 eksi 2B oldu. Şimdi A eksi B 13 ya. 2A eksi 2B ne yapar? 26. 26'dan da 22'yi çıkarın. 4 yapar. Demek ki Azra Onur'dan 4 yaş büyük. Vallahi mükemmel bir soruydu bence. Tam sınav. Arkadaşlar çok dikkat etmeniz gereken harika bir yaş problemi sorusu.
Seval Hanım'ın amcaları, dayıları ve kuzenlerinin sayısı ve yaş ortalaması hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Amcaların sayısı dayıların sayısı 3'te 2'si kadardır. Şimdi amcaları dayıların 3'te 2'si kadar. Bir de arkadaşlar amcaların yarısı diyor ya, yani güzel bir sayı verirsek daha iyi olur. Dayı sayısına 6x desem amca sayısı da 4x olsun. Şimdi amcalarının yarısının her birinin birer çocuğu, yani 2x tane amcanın birer çocuğu olsun. Diğer yarısı da 2x tane amcanın da 3 çocuğu vardır diyor. Onu da söyledim bakın. Dikkat edin soruyu. Güzel bir durdurup anlayın arkadaşlar. Anlamadan çözmeyelim. Şimdi her dayının da 2 çocuğu var. Dayının da 2 çocuğu var. Onu da söyledik. Şimdi arkadaşlarım kuzen sayısını bulalım. 2x tane amcanın her birinin bu kadar çocuğu varsa 2x tane çocuk buradan gelir. 2x tane amcanın her birinin 3 çocuğu varsa 6x çocuk buradan gelir. Her bir dayının 2 çocuğu varsa oradan 12x tane çocuk da buradan gelir. Şimdi 12x, 18x, bakın arkadaşlar 18x, 20x yaptı. Şimdi 20x tane kuzen var. Her birinin yaş ortalaması 3 olduğuna göre 60x eşittir kuzenlerinin yaşları toplamı. Bu bir. Dayıları ile amcalarının yaş ortalaması 36 diyor ya. Yani 4x, 6x de buradan 10x çarpı 36 arkadaşlar. O da 360x yapar. Dayı ve amcalarının yaşlarının toplamı. Tamam, bunu da söyledim. Şimdi diyor ki Sevan Hanım'ın yaşı, amcaları, dayıları ve kuzenlerinin yaş ortalamasını dikkat et. Şimdi 60x, 360x toplayalım. Yaşlar toplamı bölü, bakın yaşlar toplamı bölü kişi sayısı bana ortalamayı verir. Yaşlar toplamı kaç arkadaşlar? 420x. Burada kişi sayısı ne? Bakın 20x kadar kişi burada var. 10x kadar kişi burada var. 30x yapar arkadaşlar. Bunu da 2 ile çarparsam bana Seval Hanım'ın yaşını verecekmiş. Hemen şöyle bir işlem yaparsak, bir dakika, bir şey dikkatimizden kaçıyor. Bu kuzenlerin yaş ortalaması 3'tür dedik. Ondan sonra dedik ki 20x kuzen var. 60x oldu. Dayı ile amcaların yaş ortalaması 30'dur dedik. 12 tane dayı ve amca var. O da 360x oldu. Yaş ortalamasının 2 katı kadardır dedik. Yaş ortalamasını 2 ile çarparsak bize bunu verecek. Tamam. Arkadaşlar bununla bunu sadeleştirip 420'yi 30'a bölün. Ne geliyor biliyor musunuz? 14 geliyor. 14'te de 2'yi çarpın, 28 geliyor. Cevabımız 28 oldu. Demek ki Seval Hanım'ın yaşı 28'miş. Bu arada kitabın dizisinin adı da Seval idi. Ona atıfen yazmıştım. Sizler de atıfen soru yazmamı istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına yazın.